Dişlerinizi güzel parlatmak isteyenler için, dişlerini güzel parlatmak isteyenler için bir diş macunu yapıyorum şimdi. Küçük bir şey mi vardı? Tamam. Nasıl yapacağımızı gösteriyoruz şimdi kardeşlerim. Bunun için ne? Sigara içenler de kullanabilir mi diyorlar? Çok kullanabilirler. Çok iyi gelir. Dişinizde bıraktığı o sigaranın bıraktığı pası. Çok fazla çay içenlerin paslarını, diş taşlarını çay düzeltecek. Kahve? Muazzam güzel bir şey. Lütfen iyi dikkat ediniz. Tuz. Ama nasıl tuz? Muhakkak kaya tuzu. Bizim en güzel kaya tuzumuz da her yörede var ama Çankırı tuzunu daha çok tavsiye ederiz. Çankırımızda çok güzel tuzlarımız var. Bunun böyle un haline getirilmişi var. Un haline getirilmişi. Önümüzdeki günlerde bir tuz uzmanı bir arkadaşla tanıştık. Size getireceğim. Tuz neymiş anlattıracağım size. Bunun un gibi olanları var. Ondan bulursanız daha iyi. Çankırı tuzu bazı yerlerde satılıyor. Bazı marketlerde. Un gibi tuz istiyoruz. Yaklaşık dolu. Kendimiz de yapabiliriz. İşte, ben evde yapıyorum kendim. Biliyorsun büyük tuzları. Bravo. Ben kaya tuzları getiriyorum Serap Hanım'a. Buz kırıcıyla yapıyorum. Onun özel bir makinesi var. Onun içinde güzelce tuzunu parçalayarak yapıyor. Onları yağlarla karıştırıp banyoda da kullanıyorum. Bravo. Böyle, evet, banyoda da peeling olarak kullanıyor. Tuzu peeling olarak. Vücut tuzları. Onun iriliğini ayarlıyor. Kendine göre ayarlıyor. Onu da bir önümüzdeki günlerde anlatalım nasıl yapıldığını. Siz de onu illa öyle pahalı satılıyor ki onlar. Serap Hanım makinesi gibi makineye gerek yok. Siz de böyle havanda o tuzu ayarlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde tuz peelingini anlatacağız size nasıl yapılacağını. Şimdi... Ve vücuttaki şişlikleri de indiriyor. Yani bravo. Banyoda bile böyle sürdüğünüz, ovaladığınız zaman bayağı böyle bir şey hafiflik hissediyorsunuz kendinize çıkarken. Sevgili kardeşlerim şimdi yapıyorum. Bunu birazcık çok yapıp saklayabilirsiniz. Ben şimdi yaklaşık bir kullanım kadar yapacağım. Bir çay kaşığı kadar tuz aldım. Bir çay kaşığı kadar da karbonat aldım. Tuz ve karbonatı güzelce karıştırdım. Şimdi geldik işin püf noktasına. Bunun içine gliserin koyacağız. Bildiğimiz gliserinden koyacağız. Gliserinle bunu birazcık hafif şöyle bir tatlı kaşığı macun haline gelene kadar yapacağız. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karbonat koyduk. Evet. Ondan sonra da macun haline gelene kadar da bunun içine gliserin koydum. Sevgili kardeşlerim burada bir şey söylüyorum şimdi. Buna biz birazcık ozon yağı koyacağız. Ne kadar? Yaklaşık bir çay kaşığı kadar ozon yağı koyacağız. Şimdi sen kakaolu mu istiyorsun? Sen portakallı mı istiyorsun? Ben naneli istiyorum. Sen naneli mi istiyorsun? Hangisini istiyorsan onun yağından koyacağız. Mesela bizde elimizde ne varmış? Kakaolu olacak. Ferahlatsın ağzımızı. Evet. Kakaolu. Sen naneli mi istiyorsun? Ben portakallı mı? Ben naneli istiyorum. Portakallı yapalım. Naneli mi portakallı mı? Naneli yap hayatım ben. Peki, naneli. Sakızın da naneli. Tamam kızma hayatım naneli. Ne kadar uysal bir adamım görüyor musunuz? Her dediğimi tutuyorum. Demin tenkit ettiniz beni bir sürü. Bu öyle bir kadın sana sabrediyor. Sabrediyor da mabrediyor da dediniz. Al ben çok uysal bir adamım esasında. Ben Feridun Bey'i öyle kabul ettim. O da beni öyle kabul etti. Siz de eşlerinizi öyle kabul edin. Oo, hiçbir sorun kalmaz o zaman. Kimse kimseyi değiştiremez. Kimse insan çocuğunu da değiştiremiyor değil mi? Kendi doğuruyor, değiştiremiyor. O yüzden hiç değil mi? Hiç gerek yok yani boşuna değiştirmeye çalışmaya. Bakın diş macunumuz hazır kardeşlerim. Diş macunumuz hazır.